Evet, Domaniş Çarşamba Köyü'nün biraz geçince sağ tarafta Ertuğrul Gazioğlu Savcı Bey'in mezarının olduğunu, türbesinin olduğunu fark ettik. Hemen hiç düşünmeden yönümüzü oraya çevirdik. Ve türbeyi ziyaret edip bir Fatiha okuyup gönül büyüğümüzün Osmanlı Devleti'nin şekillenmesinde, oluşmasında katkısı olan büyüklerin tabii ki türbelerini görmek istedik. Ve yolda bizi Arif Nihat Asya'nın Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor şiiri karşıladı. Şimdi başkanımızın sesinden o şiiri dinleyelim. Şehitler tepesi boş değil. Biri var. Bekliyor. Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli. Tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Evet, Kayıların şehitliği, Osmanlı Beyliği'nin, Osmanlı Cihan Devleti'nin kurulusunu zemin hazırlayan çok değerli insanlarımızdan bir tanesi. Evet, Niyazi'ni okuyalım. Domaniç İkizde Zaferi, Osmanlı Cihan Devleti'nin kurulusunu zemin hazırlayan, resmi statü kazandıran önemli bir kırılma noktasıdır. Bazı tarihçiler tarafından Osmanlı'nın ilk savaşı kabul edilmektedir. Bu alanda her yıl 30 Ağustos ayının son haftası pazar günü törenler yapılmaktadır. Bu şehitlik Bekir isimli bir şahıs tarafından ilgilenildiği için yöre halkı tarafından Bekir'in dedesi olarak bilinmektedir. Sarubatı Savcı Bey'in naaşı buradaki kabirdedir. Milattan sonra 1287 yılının şartları ve şehitlerin Meşhede defnedilmesi geleneği göz önünde bulundurulduğunda bu kabrin Ertuğrul Gazi'nin oğlu Sarı Batu Savcı Bey'in iç organlarının gömüldüğü bir makam mezarı değil, asıl mezarın olduğu anlaşılmaktadır. Kuruluş dönemi Osmanlı Hanedanı'nda bir tane daha Savcı isimli hanedan üyesi vardır. Söğüt'te metfun olan ve 1884 tarihinde Söğüt Emlakı Humayun İdaresi tarafından yaptırılan ve görevlileri mezar taşını yanlışlıkla Ertuğrul Gazi'nin oğlu Savcı Bey şeklinde yazdıkları mezar sağ Osman Gazi'nin genç yaşta şehit olan oğluna aittir. Bursa'da Osman Gazi Türbesi içinde Methun Savcı Bey ise 1. Murat'ın oğludur. Kayı anların güneşlikçe kuvvetlenmesi özellikle dine göre tekfurluğuna bağlı Kuvaca Hisarı fethederek Bizans aleyhine tehditkar bir durum alması üzerine Bizans dine göre tekfuru valisi Aya Nikon'la komşusu Karaca Hisar tekfuru ile ittifak kurdu. Milattan sonra 1287 tarihinde dine göre ve Karaca Hisar tekfurluklarından oluşan Birleşik Bizans ordusu Karahisar Tekfuru'nun kardeşi Kelos, Kalanos komutasında Kaya Hanlıları Domaniş'ten atmak için İnegöl'den yola çıktı ve Domaniş Dağı'nı aşarak bu alana yani İkizce'ye geldi. İkizce Kapan Gedi'nden başlayan ve Koca Bozan'a kadar devam eden bu savaşta Bizans ordusu bozguna uğradı. Akıtılan kanlardan dolayı kızıl rengi bürünen batıdaki dereye Alçay adı verildi. Kaya Hanlıların ayakta kalmak için acımasızca verdiği ölüm kalım mücadelesiyle destan yazdı bu savaşı kazandı. Ancak Osman Gazi'nin ağabeyi Sarı Batu Savcı Bey burada Kandili Çam'ın dibinde şehit düştü. Bu alan Osmanlı arşiv belgelerinde Ak Meşhet olarak geçmektedir. Bu düşman tarafından ise ordu komutanı Selozlu Tepe'nin doğusunda arkasında kalan Dolon arazisinde öldürüldü. Bu mevki halk tarafından Selozlu'nun öldüğü dere olarak bilinmektedir. Evet. Kandilli Çam Anıtı, Savcı Bey Mezarı, Arapça Kitabesi, Osmanlıca, Kayı'nın Şikize Şehitler Anıtı. Bir ormanlık içerisinde kalmış, tek başına gibi görünen ama oldukça tepelik bir arazide, tepelik bir konumda, aslında yöreye hakim bir konumda bir yer. Burası pek bilinen bir nokta değil insanlar tarafından. Haymana gayet güzel çevrilmiş, Haymana'nın bulunduğu yer oldukça güzel bir şekilde çevrelenmiş, insanların yerleşim alanı olduğu için de güzel bir noktaya inmiş.
İşte görüldüğü gibi yanlış olanın bir tanesi de burada yani ateş yapılmış. Ne için yapıldı bilmiyorum ama yani doğru bir durum değil. Piknik yapılmış olsa dahi bu şekilde ateş yapılması çok uygun gelmiyor mezarların dibinde. Etrafı ağaçlık, ormanın tamamen içinde kalmış, çam ağaçlarının içinde kalmış bir nokta. Osman Gazi'nin abisi Savcı Bey'in mezarı.